yükseklikleri ve kareyi inceleyeceğiz. Önce duvar, ev ve ağacın yüksek noktalarından yere olan uzaklıkları gösterilmiştir. Bunları bir inceleyelim. Gösteren uzaklıkları o nesnelerin yüksekliğidir arkadaşlar. Burada duvarın yüksekliği H ile gösteriyoruz. Evin yüksekliğini en üst noktadan yere, zemine olan uzaklık H ile gösteriyoruz. Yine ağacın yüksekliğini de H ile gösteriyoruz. Tam tepesinden zemine olan doğru parçasına H diyoruz. Ve yüksekliği H ile gösteriyoruz arkadaşlar. Yükseklik H ile gösterildi. Yine tepesinden tabanına veya tabanından tepesine çizilen dik doğru parçasının uzunluğu o nesnenin yüksekliğidir. Yükseklik H sembolü ile gösterilir. Aşağıda paralel kenarın yükseklikleri gösterilmiş. Bunları bir inceleyelim. Paralel kenarın yüksekliğini ise en üst noktasından tabana indirilen dik uzaklıktır. Yani D noktasından tabana indirilen dik uzaklık görmüş olduğunuz gibi DH doğru parçası buna yükseklik diyoruz. Bu yükseklik burada olduğu gibi bunu bu şekilde taşıyabilirim. Buradaki de aynı şekilde yüksekliktir. Bunu dışarıya da taşıyabilirim. Burası aynı zamanda yüksekliktir. Yükseklik her zaman diktir. Ve dik olan en kısa mesafe uzaklıktır. Eğer ki CB tabanına olan dik olan uzaklığı bulmak istiyorsak o uzaklık da şu şekilde DH şeklindedir. Bu da yine BC tabanına ait yüksekliktir. Bu da yükseklik ama bu da BC tabanına ait yükseklik. Buradaki yükseklikler ise tamamen AB tabanına ya da DC tabanına ait yüksekliklerdir. Burada cisim ve paralel kenar yüksekliği çizerek sembolle gösterelim. Buradaki cismin yüksekliği en üst noktasından en alt noktasına olan uzaklıktır. Yani şu uzaklık bize yüksekliği verir. Buradaki komedinin ise en tepe noktasından en alt noktası olan uzaklık ise yüksekliği verir. Yine burada bir paralel kenarımız var. Biraz önce görmüş olduğumuz gibi buradaki paralel kenarın en üst noktasına, en alt noktasına ya da dışarıda da çizebiliriz bu şekilde. Bu uzaklıklar biliyorsunuz birbirine yani yere tamana dik olmak zorunda. Bunlara yükseklik H ile gösteriyoruz. Yine aynı şekilde EFGH paralel kenarın yüksekliğiyle bakın şekilde bulabiliriz. Yine bunu dışarıdan da şekilde çizebiliriz. Bu da yine diktir. Bu arada yükseklik. Bu da olabilir yükseklik. Bu da olabilir. Bunların uzunlukları zaten birbirine eşit. Evet, yükseklikle ilgili anlatacaklarımız temelde bu kadar. Şimdi gelelim. ABC'de dikdörtgenin iç açılarının ölçülerini ve ölçülerin toplamını bulalım. Noktalı kağıda çizilen ABCD dikdörtgenin ABC ve D köşelerindeki iç açılarını inceleyelim. Bu açılar dik açılardır görmüş olduğunuz gibi. Burası dik açıdır. Yani dik açılar 90 derecedir. 90 derece olduğu için 4 tane 90 360 derecedir. Dolayısıyla dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Tüm dörtgenlerde iç açıları toplam 360 derecedir. Dikdörtgeni incelediğimizde kenar ve köşegen uzunlukları belirleyerek karşılaştıralım. Burası 2 birim, burası 4 birim, burası da 4 birim. 4, 4, 2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dikdörtgende de paralel kenar gibi karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
Burada önemli bir husus var. Dikdörtgende dik bir köşedeki iki kenardan diğerinin yüksekliğidir. Yani şimdi bunlar dik olduğu için yükseklik biliyorsunuz diktir her zaman. Biri diğerinin her zaman yüksekliğidir. Örneğin AD'yi taban olarak alırsanız AB yükseklik olur ya da DC yükseklik olur. AB'yi taban olarak alırsanız da CB ya da AD yükseklik olur. Burası çok önemli. Dikdörtgen iç açıları her biri bir dik açı olup ölçüm toplamı 360 derecedir. Dikdörtgende karşılık kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları birbirini ortalamasıdır. Dikdörtgende bir köşedeki iki kenardan biri diğerinin yüksekliğidir. Yükseklik H sembolü ile burada da gösterilir. Burada dikdörtgenin kenar ve açılarının tablosunu incelediğimizde karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğu 5 ise burası da 5, 2 ise burası da 2. Açılarının hepsinin eşit olduğu yani dik olduğu 90 derece olduğu ve iç açıların toplamı 360 derece olduğu. Bir özellik de köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olduğu, köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda köşegenlerinin birbirini ortaladığı çok önemlidir. Burada temel olarak dikdörtgen özelliklerinin hepsi hemen hemen yer almaktadır. Gelelim kareye. Karenin iç açıları ölçüleri görmüş olduğunuz gibi değerleri verilmiş. Bu karede dikdörtgen gibi bütün açıları, iç açıları diktir. Ve toplamı 360 derecedir. Karenin çok bariz bir özelliği var. Kenar uzunlukların hepsi birbirine eşittir. Örneğin AB kenar uzunluğu 3 santim, BC de 3, DC de 3 ve AD de 3 santimdir. Burada AC köşegeni ve DB köşegenlerin uzunlukları da birbirine eşittir ve 42 milimetredir. Bu iki köşegenin şöyle bir özelliği var. Her biri birbirini ortalar. Ve bu çok önemli. Her bir birbirini dik keser ya da dik ortalar. Dolayısıyla karede kesişen köşegenler birbirini dik keser ve burada bir ikizkenar dik üçgen oluşur. Dolayısıyla bu açıların değerleri 45 derece olur. Burası da 45, 45, 45, 45, 45 ve 45 derece olur. Bu sadece kare için geçerli. Evet, şimdi karenin özelliklerine bakalım. Karenin iç açılarının her biri dik açı olup ölçüleri toplam 360 derecedir. Karenin dört kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yine karşılık kenarları birbirine paralel. Karede köşegenleri birbirine eşit olup birbirini dik ortalar. Karede bir köşede bitişen iki kenardan biri diğerinin yüksekliği de tıpkı dikdörtgende olduğu gibi AB kenarına ait BC yüksekliği olabilir ya da BC yüksekliğine ait AB kenarı olabilir. Evet, konumuz bu kadar.